şöyle ifade verilmiş, eşitlik verilmiş. 23 faktöriyel. X'in alabileceği en büyük değer nedir diye sormuş. Şimdi buradan 2 üzeri x şeklinde verilmiş. Yani x, 2'lerin adedini veriyor. Eğer biz buradaki 23 faktöriyelin içindeki 2 adedini hesaplarsak, x'in alabileceği en büyük değer de o olacak. Yani sol tarafta diyelim ki 10 tane 2 çıkarsa, bizim x'imiz en fazla 10 olabilir. O yüzden 23 faktöriyelin içinde kaç tane 2 olduğunu bulacağız. Sırayla bölmeliyiz. 23'ü 2'ye bölüyorum. 11 kez vardır. 22. Şimdi 11'i tekrar 2'ye bölüyorum. 2'ye bölüyorum. 5 kere 2 kere 5. 10. Çıkarıyorum. Buradan 0 geçecek. Hatta şurayı yazmaya bile gerek yok. Şimdi 5 sayısını tekrar 2'ye bölüyorum. 2 kez var. 2 kere 2 4. Çıkarınca 1 kalacak. Bu 2'yi de tekrar 2'ye bölüyorum. 1 kez var. 1 kez 2. 2 çıkarınca 0 kalacak. Şimdi en başta 11 tane 2 bulduk. Bu 11'in içinde 2'lerden 5 tane bulduk. 5'in içinde 2'lerden 2 tane bulduk. 2'nin içinde 2'lerden 1 tane bulduk. Buradan toplam 2 sayısı 11 artı 5 artı 2 artı 1 16, 18, 19. Demek ki 19 tane 2 varmış. O halde bizim x'imizin alabileceği en büyük değer 19 olmalı.